Evet arkadaşlar, Atatürk'a 308 Win 61 namlu silahımızla bir adet takozumuz var. Abi yaklaştırabilirsin. Bu takoz kuru bir kütük, çam ağacı cinsinden. Yaklaşık 15 santimetrede çapı var. Şimdi buraya ne kadar etki yapacak diye bir deneme atışı yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi atışımıza bakabiliriz. Evet. Takozumuz yaklaşık 15 santim. Evet, arkadaki tahribatı görüyoruz. Önden küçük bir giriş yapmış, arkadan çok güzel bir dağıtım olmuş. Aslında bu takoza bir de buradan ateş edebiliriz ya, yandan. Bir de bunu denemek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 25 santimetrelik takozumuzu yan koyduk çam ağacından. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Bakalım. Evet, biraz sağ alttan girmiş. Evet. Bakalım nereden çıkmış. Evet. Burayı patlatıp çıkmış. Ya tabii ki tam 2 santim sağından vurmuşum. Yani tam ortalama göbekli olmamış ama yaklaşık 25 santimetre çapında bir kütük. Bence çok güçlü bir silah. Evet arkadaşlar, silahımız Atatürk Ağa 308 Win. Bu silahımızla şimdi 20 metre yaklaşık mesafedeki elma hedefine atacağız. Yalnız videolarımızın devamı için bu köşeden beğeni, bu köşeden abone olmayı unutmayalım. Çok isabetli. Evet arkadaşlar, şimdi Atatürk Ağa silahımızla bir adet çelik termosumuz var. Çelik termosa ateş edeceğiz. Bakalım ne yapacak. Evet. Çok güçlü bir silah ya. Yani bunu gerçekten kullanırken avda attığımız yerin etrafında, arkasında bir şeyin olmamasına gerçekten dikkat etmemiz lazım. Çok basınç gücü yüksek bir silah. Evet, bu silah Türkiye'deki yerli ve milli olarak üretilen ilk yerli yivli av tüfeğimiz arkadaşlar. Atatürk Ağa bunu yaptı. Atatürk Ağa'yı tebrik ediyoruz. Yaklaşık 2003'ten bu tarafa da fabrikasını geliştirdi. Tüm dünyaya satmakta. Evet arkadaşlar, bugünkü silahımız Atatürk Ağa. Atatürk Ağa silahımız yerli, milli, ilk yivli av tüfeğimiz. Tabii ki av tüfeklerimiz vardı ama yerli ve milli olarak üretilen yivli ilk av tüfeğimiz. Arkadaşlar, bu silahımız gerçekten dünya çapında kendini kanıtlamış, ispatlamış. 308 Win 762 mm atabilen çok güçlü bir silah. Bunun buradan anlatmaya başlarsak, bunun namlusu ezilerek yapılmış, yiv seti 4 adet yiv
ezilerek açılmış. Bir adet arpacığı var. Yani bu arpacık ayarlanabilir. Devamında ayarlanabilir. Gezi mevcut. Gövde ve ahşap birbirine tamamen oturtulmuş. Hiçbir şekilde oynamıyor. Tabii ki yiğili silahların özelliklerinden bir tanesi. Bunun 22 mm dürbün takma aparatı olan askeri standartlarda üzerine red dot, dürbün gibi malzemeler takabiliriz. Tabii ki benim şu an için param olmadığı için alamadım. Ama ileride inşallah alacağım. Şarjör kapasitesi 5'li şarjör kapasitesi, 3'lü şarjör kapasitesi olmak üzere 2 adet şarjörü var. Biliyorsunuz bunlar avda kullanılan av tüfekleri. Yani keçi avında, domuz avında, bu silahlarda normal av tüfeklerindeki gibi 2+1 şarjörle takoz olmasına ihtiyaç yok. Çünkü bunlar otomatik av tüfeği olarak geçmemekte. Bunlar manuel bu şekilde dolum yapan silahlar. Şimdi bunun birkaç tane özelliğine değinmek istiyorum. Bunda 3 tip emniyet sistemi var. Şimdi emniyette bakın arkadaşlar, şu an emniyette bu ne yapıyor? Mekanizmayı kilitliyor. İkinci emniyette burada mekanizma doldurup boşalt yapıyor ama tetik çalışmıyor. Üçüncüsünde ise şu an silah, tabii ki buradaki kırmızı aparatta iğnesini gösterir. Yani kırmızı her zaman silahlarda nedir? Tehlike var. Şimdi diğer türlü bunun bir özelliği de tetiğin 0.8 kilogram, 1.6 kilogram hassasiyet ayarı yapılması için bakın burada bir delik var. Buradan alyan sokaraktan buna güzel bir tetik ayarı yapabilirsiniz. Bu da artı bir özellik olarak yansıtmışlar. Bu çektiğimiz kolda 3 adet demir boşlukları var. Bunlar bunun daha güçlü olmasını sağlıyor. Diğer türlü de ağırlık olarak da bir tık daha silahın hafiflemesini sağlıyor. Bunlar bütün halinde bir silah. Evet arkadaşlar, bu silahımızın dipçik buradan, tabii ki bunlara şey taktığımız zaman yerde yapalım. Eski sistemde bunlar şeydi, alyanla ayarlanıyordu. Bunu güzel, pratik, basit bir sistemle bu olayı çözmüşler. Tabii ki biz bunu gezi sistem attığımız zaman bu ne yapar? Bize yüksek gelir. Yani bunlar red dot, dürbünler takıldığında ne yapacak? Size bu dipçik yükseklik ayarı size kısa gelecek. Bunu ne yapacaksınız? Yükseltmek zorunda kalacaksınız. Bu da ayrıyeten bir özellik. Ayrıyeten bunlar meşhur, dünyada meşhur Türk cevizinden imal edilen silahlar. Bunun dipçik uzatma aparatları var. Bunlar eğer size kısa gelirse, uzun gelirse bunları tekrar buralardan söküp ne yapabilirsiniz? Bunu takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu silahın sökülmesi sadece, bakın şurada bir küçük bir aparatı var. Gösterebiliriz şurası. Bunu bastığımız zaman bu çıktı. Ya bunu bu şekilde temizlersiniz. Ha, detaylı daha farklı temizlemek isterseniz, yani kendi ustalarınıza güveniyorsanız bunu sökebilirsiniz. Çok basit bir sistemle çok mükemmel bir silah yapmışlar arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Tekrar takıldı. Bu silahın diğer Bolt modellerinden ayıran bir özelliği de diğer Bolt silahlar, yani şöyle yaparsak şu açıyı alabilirsek bu açı 60 derece. Diğer Bolt silahlar bu kol 90 dereceye gelir. Yani sizin atıştaki pratikliğinizi hızlandıracak bir sistem yapmışlar. Yani küçük basit bir 60 derece açı yapmışlar. Bu 60 derece açıyla bu doldur boşalt işini ne yaparsınız? Hızlandırmış olursunuz. Evet arkadaşlar, bu silahla ilgili olarak çok güçlü bir silah. Bu silahın 100 yar dediğimiz 91.44 metreden 3 el ateş edilmiş. Bunun sonucunda da submoa dediğimiz, yani 2.65 santimetre çapında
bir daire içerisinde 3 adet fişeyi ne yapmış? İsabetli şekilde vurmuş. Bu da çok güzel, dünya standartlarında olan bir özellik. Yani bunu şu anki makine kimya enstitüsünden avcı arkadaşlarımız bunu alabilir. Yalnız bunun alma şartları tabii ki siz av tüfeği ile yiğit av tüfeği satın alma şartları farklı. Yiğit av tüfeğinde makine kimya enstitüsünde yiğit av tüfeği satın alma şartları, yani normal bir tabanca alıyormuş gibi ne yapacaksınız? İşlem yapmanız gerekiyor. Yani bunun taşıma olarak almak istiyorsanız bunu artı olarak av belgeniz olması gerekiyor. Av belgeniz olduktan sonra 5 yıllık vergisi var. Taşıma ruhsat, tabanca vergisi, fiyatı, ücreti ne kadarsa aynı şekilde bunu yatırır. O şekilde avlarda çok rahat bir şekilde, tabii ki domuz avlarında bunlar, avda kuş avlarında kesinlikle kullanmak yasak arkadaşlar. Bunu da bilgi olarak söylemek istedim. Rüzgarda biraz esiyor. Şimdi fişeklerimiz arkadaşlar, bu Sellerilot dediğimiz fişeklerden ben genelde kullanıyorum. Fiyat olarak diğerlerine göre de uygun. Bu merminin ben kendi fikrim, bunun uçları küt olduğu için, yani diğerleri delici özelliği daha yüksek, bunun ise darbe gibi olduğunu düşünüyorum. Yani avda, domuz avlarında kullanıyorum ben. Diğer farklı markaların fişeklerinin uç kısımları daha ince. Yani onlar delip geçiyor ama bu sanki daha darbeli vurduğu için hayvan, yani ilk atışta da çok rahat öldürebiliyor. Arkadaşlar bununla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa veyahut da bildikleriniz varsa söyleyebiliriz. Bu tüfek çok güçlü, çok uzak, uzun mesafelere atış yapabiliyor. Bu yüzden de yani boşluğa, önünü görmediğiniz yere benim tahminim 3 kilometre belki fazla gidebilir. Yorgunun mermi olma ihtimali olabilir. O yüzden daha görerek dere içlerine daha isabetli atışlarda kullanmanız sizin açınızdan yararlı olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Ataturkuğa'nın yerli ve milli olarak, yivli olarak ürettiği ilk av tüfeği bu. Tabii ki diğer firmalarda farklı tüfekler üretti. Arkadaşlar sorularınız olursa bildiğim kadarıyla yanıtlarım. Benim farklı anlattığım, anlatmak istediğiniz konular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.